Şimdi ben sizi tekrar o kurultay salonuna götüreceğim. Niye? İkinci kez gideceğiz. Çünkü haber detayda gizlidir efendim. Kimler katıldı kurultaya, kimler katılmadı? Kimler yan yanaydı? Kimler kol kolaydı? Beraber yürüdüler aynı yolda. Onları göreceksiniz. Mesela en gözde ikili. Kimdi? Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tı kurultayda haliyle. İkisinin de adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor. Kendisine o soruldu işte. Yan yanasınız dediler. Her zaman yan yanayız diye cevap geldi. Kurultay salonunda gözlerin üzerinde olduğu iki isim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Salona birlikte geldiler, yan yana oturdular. Hem sözleriyle hem de jest ve mimikleriyle aramızda sorun yok mesajını net verdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı aday adayı olarak. Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız, partimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir söz var aralığında. Kim öyle, kim para. Hele bu gün gelsin. Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı en yüksek sesle telaffuz edilen iki isim. O iddialar için renk vermediler. Hep yan yanayız, beraberiz dediler. CHP'nin 2. yüzyıl değişim kurultayında eski genel başkanlar da Özel'i yalnız bırakmadı bir isim hariç. Tüzük kurultayı için artık her şey hazır. Neler söylenecek, ne mesajlar verilecek, değişim nasıl olacak? Gözlerin çevrildiği isim Özgür Özel ve Özel'e bu önemli günde eski genel başkanlar da eşlik ediyor. Eksik olmasınlar Sayın Murat Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Halkan Öğmen. Nereye birlikte gitmek partiye güç katacaksa her davetimize icabet ettiler, katkı sağladılar. Özgür Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj mıydı dedirtti. Çünkü Kılıçdaroğlu salonda yoktu. Ona ayrılan koltuğa Özgür Özel'in isteğiyle önce Selin Sayıkböke, ardından da Altan Öğmen oturdu. Böylece protokolde boş koltuk kalmadı. Tüzük kurultayında CHP'nin iktidar yolundaki yeni sloganı ve şarkısı ön plandaydı. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmasında da kurultayın genel havasında da ekonomi, özellikle de vatandaş ekonomisi dikkat çekiyor. Mesajlarda gelir adaletsizliği, fırsat eşitliği, durmayan zamlar, hayat pahalılığı, gelecek kaygısı, geçim derdi. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Tüzük nasıl değişecek? Tüm gözler birkaç kritik değişiklikteydi. Özgür Özel önce yeni tüzük partiye birlik beraberlik getirecek dedi. Bu tüzük ne bana güven oyudur ne geçmemesi beni zayıflatır. Bu tüzük geçince örgüt kazanır. Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz. CHP'de 3 gün sürecek kurultay maratonu 9 Eylül pazartesi günü kuruluş yıl dönümüyle noktalanacak.